Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle şirin kutusu yapacağız. Şirin kutusu yapmak için ben kırmızı hamur kullanıyorum. Sizler istediğiniz renk hamurla yapabilirsiniz. Benim elimde kırmızı hamur biraz fazla, onun için kırmızı hamur kullanacağım. Şirin kutusu yaparken ilk önce kutuyu yapacağız. Daha sonra kapak tasarımını yapacağız. Kapak tasarımı biraz zaman alacak. Onun için biraz çalışmamızı ne yapmamız gerekiyor? Hızlı yapmamız gerekiyor ki kapağa zaman kalsın diye. Şimdi ilk olarak fındıktan biraz büyük, cevizden küçük, ikisinin orta noktası bir ne alıyoruz? Bir yuvarlak hamur alıyoruz. Bunu yuvarladık. Bunu yuvarlayın siz. Ben hemen kapıyı kapatıp geliyorum. Bunu yuvarladıktan sonra İster oyun hamurunuzun kapak kısmıyla, ister alt kısmıyla fark etmez. Ezin. Ortaya koyun ve ezin. Bakın. Bu ne oldu? Bu benim kutumun taban kısmı oldu. Şimdi dolama yapıp kutunun kenarlarını yukarı çıkacağım. Çok uzun yapmayacağım. Belki 3, belki 4 dolama yapacağım. Dolama yapmak için de fındık kadar hamurumu alıyorum ilk önce elime. Daha sonra masamın üstüne koyup açıyorum. Evet, açtım. Bunun kutuya yapışması için ne kullanıyorduk? İster tutkal kullanın, isterseniz su kullanın. Su da çok güzel bir şekilde yapıştırıyor. Tutkal da aynı şekilde yapıştırıyor. Ben tutkal kullanacağım. Biraz tutkal alıp kenarlarına hafif süreceğim. Şöyle fırçamla alıyorum. Şöyle kenarlarına hafifçe tutkal sürüyorum. Evet, sürme işlemini yaptım. Şimdi kenarlarına doluyorum. Bu çalışmaları yaparken mutlak arkadan küçük bir müzik de açın. Güzel şöyle slow parçalar, hani daha ziyade söz değil de enstrüman tarzı müzikler tercih edin. Çok rahatlatır sizi. Evet, ilk dolamamı koydum. İkinci dolamamı doluşturuyorum. İsterseniz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ben sarı kullanacağım araya. Galatasaraylıyım ya, bunun etkisi de oluyor ister istemez. Evet, ortaya sarı koyacağım. Üstüne tekrar kırmızı. Sarı kapak olarak da bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi sarı hamurumu da dolama yöntemiyle açıyorum. Bunu açtım. Diyorum ister su sürün, ister tutkal. Şöyle üzerine hafifçe fırçanızla suyu da sürebilirsiniz. Su da çok iyi bir şekilde yapıştırıyor tutkalda. Benim elimde tutkal var. Tutkalı sürdüm. Dolamamı açtım. Şimdi dolamamı bunun üzerine yapıştırıyorum. Getirdim buraya. Burası arttı. Ne yapıyoruz? O artan kısmı makasla kesip alıyoruz. Şimdi üzerine bir de kırmızı dolama yapacağım tekrardan. Sarı dolamam kalsın. Bir tane kırmızı dolama yapacağım. Bu dolamaları yaparken birleşme noktalarını aynı yerde yapmayın. Ayrı bölgelere gelsin. Mesela altındakinin burada, bunun burada, diğerinin burada olur muhtemel. Birleşme noktaları ayrı yerlere gelsin ki açılma olmasın çalışmada. Evet, bunu da açtım. Dolamamı yaptım. Şimdi aynı şekilde tutkalımı sürüyorum. Tutkalımı da sürdüm.
Bence bu kadar yeter. İsteyenler bir kat daha üzerine çıkabilir. Şöyle küçük bir güzel bir kutu yaptım. İsteyenler dışına küçük çiçekler yapabilir, yapıştırabilir. Tamam mı? Bu size kalmış. Benim sadece kutu. Şimdi kutunun kapağına geçtim. Kutunun kapağını ne yapacaktık? Sarı yapacaktık. Şimdi sarıdan bir kapak yapalım önce. Ne kadar almıştık daha önceki hamurumuz alttakini? Fındıktan büyük, cevizden biraz küçük. İkisinin arasında. Eğer bunu düşünemiyorsanız yanınıza bir fındık, kabuklu fındık, bir de kabuklu ceviz alarak arasını tutturmaya çalışın. Evet. Bakın ceviz ve fındıktan büyük, cevizden biraz küçük bir hamur oluşturdum. Bunu da kırmızıda olduğu gibi üzerine baskı yaparak açıyorum. Bir bakalım kapağımız tam ağız kısmına uygun geliyor mu? Evet, denedik. Bence çok güzel. Şimdi kutumu kenara aldım. Bunun üzerine küçük bir ne inşa edeceğim arkadaşlar? Küçük bir şehir inşa edeceğim. Minik şirin şehri. Küçük mantarlar ve küçük çam ağaçları olacak. Hatta kamp çadırı falan da kurabiliriz üzerine. Sizin hayal gücünüze yönelik değişebilir. Bu arada çamurdan da bir tane lokum kutusu yapmıştık. Bunu lokum kutusu olarak da kullanabilirsiniz, bu küçük kutuyu. İçerisine ıslak bir şey koymadığınız sürece sertliğini, o taş gibi dokusunu korur. Ama içine ıslak bir şey koyarsanız yumuşar. Şimdi kapağımızı oluşturduk. Açtık. Şöyle bu tarafını kullanalım. Bu tarafı daha düz. Evet, kapağımızı koyduk. Şimdi bunun üzerine mantar yapacağız. Neyle yapalım? Maviyle yapalım. Mavi kullanalım. Mavi hamurumuzu alalım. Mavi hamurum altta kaldı bu arada. Şöyle biraz siyah alayım bundan. Siyahımı kenara koyayım lazım olur diye. Çünkü altına koyacağım. Evet, burada beyazım da var. Biraz da beyaz alıyorum. Beyazımı da koydum kenara. Evet. Bu kutumu da ağzını kapatıp şöyle üst üste koyayım ki daha rahat, daha yakından görün çalışmayı. Şimdi evet. Şimdi ilk olarak mantarları yapacağız. Mantarlarımız nasıl olsun? Beyazdan mı olsun? Beyazdan olsun bence. Üst kısımlarını ne yaparım? Kırmızı yaparım. Şöyle minik küçük mantarlar. Evet, fırçam burada. Hemen yine tutkal ya da su altlarına yapıştıracağınız yerlere sürün ve yapıştırın. Bu çalışmayı yapmıştık sizlerle. Yapmadıklarımız da vardır, videoyu izleyenler için söylüyorum. Yapmadıklarımız da vardır. İlk önce küçük böyle fıstık kadar bir silindir oluşturdum. Bu oluşturduğum silindirden sonra buna küçük minik bir kase yapacağım. Hatta bu evin bir de komşusu olsun, bir tane daha silindir oluşturalım. Bakın ne kadar aldım? Nohut kadar. Sonra bunu biraz silindir kadar uzattım. Baş kısımlarına hafif basarak uzatmaya devam ettim. Bakın evet, bu şekilde yaptım. Alt kısmına biraz tutkal sürdüm. Bunu da bu tarafa yapıştırdım. Evet. İki tane neyim oldu? Mantar evimin sapları oldu. Evet, şimdi baş kısmının küçük minik kaselerini yapıyoruz. Bakın parmaklarımın arasında sıkıştırarak baş parmaklarımla orta kısmını içe doğru çökertiyorum. Uç kısmını dışa doğru çıkarıyorum. Bu neye benziyor? Çorba kasesine. Benziyor. Evet. Şimdi bunun da üzerine hafifçe tutkal sürüyorum ve yapıştırıyorum. Birinci evim hazır. İkinci evimi yapıyorum şimdi. Bunu da aynı şekilde yine kaseye çeviriyoruz. Üzerine tutkal sürüyoruz ve ikincisini de yapıştırıyoruz. Şimdi buradaki yapacağımız işlem şu. Üzerine minik minik beyaz neler yapacağız? Beyaz benekler. Evet.
Minik küçük beyaz benekler yapacağız. Yapıştı. Şöyle. Diğerine de aynı şekilde küçük minik benekler yapacağız. Şöyle yapıştırıyoruz onları da. Bunları oldukça küçük yapın. Boyutları ne kadar derseniz mercimek tanesinin yarısı kadar, hatta yarısının yarısı kadar bile alabilirsiniz. Mesela toplu iğneler olur ya, onların uç kısımları kadar. Bence güzel oldu. Evet. Şimdi buna küçük bir ne yapalım? Buna küçük bir su yapalım. Şöyle ortasından su aksın. Güzel bir dere olsun orada. Onun içinde mavi hamur alıyorum. Mavi hamurumu şöyle göstereyim. Küçük bir mavi hamur alıp bunu uzatıyorum. Bunu masanızın üzerinde açın direkt. Masanızın üzerine koyun ve bunu elinizle dolama yöntemiyle açın. Bunu açtıktan sonra bunun üzerine basmadan önce bunu İki evin arasına şöyle yerleştirelim. İki tane minik evin arasından ne geçsin? Küçük bir su, bir su geçsin, değil mi? Akarsu. Evet. Daha sonra ben bunu daha önce de söylemiştim. Yine söylüyorum. Hamur çamur gibi değildir. Sürterek, kaydırarak şekil almaz. Bastıracaksınız. Bunun üzerine baskı uygulayarak bunu istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Şurada bir kalemim var. Kalemimin uç noktası biraz pürüzsüz, yuvarlak. Bunun için burayı kullanacağım. Burayla şöyle kenarlarına hafif baskı yaparak hem zeminle şey yapıyorum, yapıştırıyorum. Hem de akarsuyu biraz genişletiyorum. Dedim ya, bastırarak. Bastırıp çekmiyoruz. Sadece bastırıyoruz. Bastırıp alıyoruz böyle. Bastırıp alıyoruz. Evet, şu araya da hafifçe yerleştirip bastırıp alıyorum. Bence çok güzel oldu. Şimdi bir çam ağacı yapalım. Çam ağacı için mavi ve sarıyı karıştırıyorum. Bundan bir yeşil elde ediyorum. Bundan evet yeşil hamur elde ediyoruz. Elde ettiğimiz yeşil hamuru koni haline getiriyoruz. Koni nedir? Dondurma külahı düşünün. Dondurma külahı haline getirin. Şöyle küçük minik bir çam ağacı. Gördünüz mü? Dondurma külahı gibi yaptım bunu. Bunu dondurma külahı gibi yaptıktan sonra buna bir de ne yapmalıyız? Bunun kökünü yapmalıyız, değil mi? Onun için bize kahverengi lazım. Kırmızı, kırmızı, mavi ve sarı hamurları karıştırıyorum. Bir kahverengi elde ediyorum. Yani renkler ne oluyor? Renkler çamurlaşıyor. Sanırım bu mavi ve kırmızıya dönük bir kahverengi olacak. Çünkü sarısını az koydum. Belli oranlarda sarı, kırmızı ve maviyi artırarak, azaltarak farklı tonlarda kahverengi elde edebilirsiniz. Bakın benim kahverengim böyle oldu. Şimdi bundan da bir sap yapıyorum. Ağacın neyini? Ağacın gövdesini. Ağacın gövdesini gelip buraya yapıştırıyorum bu şekilde. Gördünüz mü? Minik güzel bir ağacımız oldu. Şimdi şuradan tutkalımı alıyorum. Tutkalımı hafifçe sürüp ağacıma yapıştırıyorum.
Evet. Asıl işlem burada şu. Bu ağacı böyle yapmıyoruz. Bu ağacı bir makas yardımıyla, bakın, makas yardımıyla küçük küçük kesiyoruz. Neler oluşturuyoruz ağacın? Ağacın dallarını oluşturuyoruz. Asıl çam ağacı böyle yapılıyor. Çok güzel nelerini oluşturduk? Dallarını oluşturduk ağacın. Minik, güzel bir neyimiz oldu? Şirin köyümüz oldu. Ağacın dallarını oluşturduk. Şimdi ağacımızı koyabiliriz. Şuraya koyacağım, tam gölün kenarına. Şöyle hafifçe buraya tutkal sürdüm ve bunu gölün kenarına koydum. Bu şekilde küçük neyim oldu? Bir köyüm oldu. Buralara biraz da şöyle küçük kayalar yapayım. Şu tarafa kahverengiden yuvarlak yuvarlak yapıp üst üste koyuyorum. Biraz eziyorum. Minik kayalar oluyor. Evet. Bu arada akarsuyumuzun üstüne bir de köprü yapalım. Köprü için de yine ezin hamurunuzu, kahverengi hamurunuzu. Buraya ahşap tahtadan yapılmış gibi küçük bir köprü yapabilirsiniz. Bunu da koyuyorum. Evet. Böylece kutumu yapmış oldum. Kutumun kapak kısmını da şöyle kaldırayım bunu. Size şöyle yandan da göstereyim. Kutumun kapak kısmını da küçük bir köy gibi yaptım. Bunu da kutumun kapak kısmı olarak kullanıyorum. Oyun hamurundan yaptım. Dediğim gibi oyun hamuru kurursa herhangi bir sıkıntı yok. Kullanabilirsiniz. İçine bir şeyler de koyabilirsiniz. Ama bunlar ıslak, nemli olursa oyun hamuru bozulur. Kuru olması gerekiyor. Mesela küçük lokumlar koyabilirsiniz ya da şeyli ambalajlı küçük şekerler içerisine koyarak saklayabilirsiniz. Ya da küçük eşyalarınızı içerisine koyarak saklayabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.